Seyfi, nedir o noktadaki çalışmalar, senden dinleyelim. Rasim Kılıç, Ahsen Erdem'in yayın yaptığı yerin tam karşısındayım. Sanayi sitesindeyim. Arka planda da Ayancık Çali üzerinde bulunan köprüyü ekranlarınıza getirecek kameraman arkadaşım. O köprü şiddetli yağış sonrasında şu anda ekranlarınıza geliyor. Köprünün bir bölümü tamamen yıkılmış ve kullanılamaz hale geldi. Dün itibariyle sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında bizim bulunduğumuz noktaya kadar sel suları yükseldi. Ve bu sel suların yükselmesiyle özellikle Ayancık ilçesi sular altında kaldı. Caddeler, sokaklar, evler, araçlar adeta sürüklendi. Şu anda da görüyorsunuz bir yine Ayancık sanayi sitesinde bulunuyoruz. Ahsen Erdem'in yayın yaptığı yerin tam karşı noktasındayız. Yani çayın iki bölgesinde, Ayancık ilçesinin iki tarafında da tamamen selin etkilerini görmekteyiz. Sabah itibariyle farklı noktalarda yayınlar yapmıştık, ekrana getirmiştik. Şu anda da sanayi sitesinde yapıyoruz. Burada 100'den fazla dükkanın olduğunu belirtelim. Bu dükkanlardan 6 tanesinde de yıkılma tehlikesi yaşandı sel nedeniyle. Şu anda bir aracı görmekteyiz. Kameraman arkadaşımdan tekrar rica edeceğim. Selin etkisini görüyorsunuz. Aracın yarısı çamurla kaplanmış durumda. İçi tamamen sulara, camları kırılmış durumda. Hemen görüyorsunuz. Şu anda iş makineleri de bu yolu tamamen balçıklarla doluydu. Rasim Kılıç, burası odun parçalarıyla doluydu ve burası sabah itibariyle temizlik çalışmaları yapılıyor burada. 100'ün üzerinde araç vardı. 100'ün üzerinde düzeltiyorum iş yeri vardı ve bu iş yerlerinin hepsi zarar gördü Karadeniz'deki bu sel nedeniyle. Şu anda iş makineleri buradaki balçıkları, buradaki çamurları toplayarak, alarak temizleme çalışmaları yapılıyor. Bölgenin birçok noktasında çalışmalar yapılıyor. Bir yandan da tahliye çalışmaları yapılıyor Ayancık ilçesinde. Mansur Karanlar helikopterler aracılığıyla bölgeye getiriliyor. Ayancık Devlet Hastanesi'ne getirilerek güvenli bölgelere getiriliyor. Ayancık ilçesinde Babaçağ, Zaviye, Yeni Konak köylerinden 106 AFS'de 2 helikopter aracılığıyla tahliye işlemi gerçekleştirildi. Yine ayrıca ilk 2 sahil güvenlik ve 2 kara kuvvetleri helikopteriyle tahliye işlemleri sabahın erken saatlerinden itibaren bu saat itibariyle devam ediyor. Şu anda biz Ayancık sanayi sitesindeyiz Rasim Kılıç. Manzarayı gösteriyoruz size, kameraman arkadaşım Kenan Muğran gösteriyor. Görüyorsunuz çamur yığınları var buralarda, odun parçaları var. Selin aslında etkisini bu görüntülerle görmek mümkün. Devam edelim, devam edelim. Diğer farklı noktaları da gösterelim. Rasim Kılıç, evet görüyorsunuz bu aralarda da iş makinelerin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yaraların sarılması için ekipler burada canla başla devam ediyor. Ayancık ilçesinde şu anda elektrik ve su ihtiyacı en önemli sorunlardan bir tanesi. Bu sorunların aşılması için de bölgede elektrik, özellikle elektrik dağıtım bölgelerinde çalışmalar yapılıyor. Onarım çalışmaları yapılıyor. Buradaki vatandaşlara da su dağıtımı gerçekleştiriliyor Rasim Kılıç. Dediğimiz gibi bizler şu anda sanayi sitesindeyiz. Evet, bir aracı göstermek istiyorum son kez. Kameraman arkadaşım ekrana getiriyor. Aracın yarısı tamamen çamurların içinde olmuş durumda. İşte selin etkisini bu görüntülerle anlatmak mümkün. Rasim Kılıç, Sinop Ayancık ilçesindeydik, sanayi sitesindeydik diyelim ve sözü tekrar merkez stüdyolarımıza Rasim Kılıç sana aktaralım.